Ette tada bakın şura şunu açmıyorsunuz. Yani siz ilk ders açtığınızda karşınıza M31D2 paftası alt tier olan çıkıyorsa onu açmayın, çünkü o koordinatlı ve projeksiyonlu. Ders 1'in içerisine girin. Oradaki M31D2 paftasını açın arkadaşlar. Bakın burada Agnon Species Reference diyor. Yani bilinmeyen bir mekansal referans var. Yani aslında burada herhangi bir koordinatı ve projeksiyonu mevcut değil. Onu da nereden görürsünüz? Öncelikle programı açtığınızda sağ alt köşede değerler yazıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir koordinat değerine benzemiyor. Demek ki bunun bir koordinat ve projeksiyonu yok. Hemen üzerinde sağ tıklayıp Properties kısmına gelip şu Search kaynak kısmına gelip arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani şurada Extent kısmında bakın 23-18 ile başlayan değerler var ve Left ve Bottom'da bir değer yok. Speech Reference kısmında Undefined diyor. Bir değer yok. Yani buranın herhangi bir koordinat ve projeksiyonuna sahip değil. Ya bu gördüğünüz arkadaşlar bildiğiniz elinizde bir çıktı paftayı taranmış. Herhangi bir referans noktası yok. Herhangi bir adresi yok. O yüzden siz buna adres, yani şey olarak anlamanız açısından bir adres atmanız lazım. Yani bir koordinata sahip olması lazım. Bir projeksiyona sahip olması lazım ki gerçek dünyadaki yerinde açabilelim. Buna şöyle bu tür paftalara baktığınızda köşe noktalarına bakın arkadaşlar. Köşe noktalarında şurada değerler yazıyor. Bakın 33, 37 derece gibi değerler yazıyor. Bunlar coğrafi koordinat. Bir de şurada görüyorsunuz arkadaşlar 556 bin olan bir değer var. Burada da 4 milyon 177 bin değer var. Bu da metrik sistem, yani grid sistemi dediğimiz bir sistem. UTM olarak böyle genel bir projeksiyon ve koordinat sistemi vardır. UTM dünyanın en çok kullandığı. Bu sistemi kullanacağız. Yani biz metrik kullanacağız. Neden metrik kullanıyoruz bu işleri? Bunun da nedeni şu: yapmış olduğumuz çalışmalarda alan hesabı, uzunluk hesabı ve onun dışında daha ileri düzeyde bu konuları öğrendiğinizde analizler yapacaksınız. Coğrafi koordinatta bunları yapmanıza imkan vermiyor. Veriyorsa da çok sınırlı. O yüzden yerel bir şey çalışıyorsanız arkadaşlar mutlaka UTM çalışmanız lazım. Bu yüzden de biz bu koordinat sistemini verilerini gireceğiz. Hani diyelim ki elinize hazır girilmiş, onun dönüşümlerini yapabiliriz. Zaten dönüşüm işlemlerini de göstereceğim size. Dönüşümler bizim için de çok çok önemli. Peki bunların başlangıç ve yani başlangıç noktaları diyelim, hem boylam hem enlem olarak biliyorsunuz ki boylam olarak başlangıç noktası Greenwich'ten başlar. Diğer şey de arkadaşlar Ekvator'dan başlar. Ama bu görmüş olduğunuz değer şeyi farklı. Mesela bunlar, eğer siz VGS 84 UTM gibi değer şey kullanıyorsanız her bölgenin kendine has datumları vardır. Yani başlangıç noktaları diyeyim size. İşin en böyle basit anlatımıyla. Çünkü bölgelerin kendine has projeksiyon ve koordinat sistemleri olduğu için, daha doğru sonuçlar elde edebilmek için bizim burada boylam diye adlandırdığımız X değeri arkadaşlar bizim şeyde başlangıç noktası var her bir bölgenin. Bunun da başlangıç noktasından 556 bin metre sağda olduğunu gösteriyor bize. Bunun da başlangıç noktasından 4 milyon 177 bin metre kuzeyinde olduğunu gösteriyor. Yani bu yüzden dünyanın 6 derecelik zonları vardır. 60 tane arkadaşlar. Türkiye'de bu zonlar arasında 35, 36, 37 ve 38. zonlarda kalıyor. Yani siz bir yere koordinat değerleri ve projeksiyon değerleri atacaksanız, özellikle projeksiyon değerleri pardon, onun zonunu bilmeniz lazım. Yani 6 derecelikte, 3 derecelik dediğimiz olaylarda da doğu orta meridyeni dediğimiz domunu bilmeniz gerekiyor. Şu an biz hep 6 derecelik çalışıyoruz arkadaşlar.
Yani bu projeksiyon sistemleri gerçekten önemli. Mesela bu paftamız Karaman paftası M31D2. Yani ben bunların çoğunu ezberledim. Hangi ilin nerede olduğunu. Orta bölgedeki yerler arkadaşlar 36. zonda. Şimdi mesela biz zon açalım. O verileri size de gönderdim. Yani bu ders birinin içerisinde bakın UTM zonları diye var arkadaşlar. Bu UTM 35, 36, 37, 38. Yani 100 binlik paftada bu. 25 binlik paftalarda da var. Yani arkadaşlar bu paftalardan nerede olduğunu bulabilirsiniz. Yani sadece pafta değil herhangi bir il çalışıyorsanız da onun nerede olduğunu bulabilirsiniz. Google Earth'ten de bulabilirsiniz aynı zamanda. Ama biz bu paftamızı Google Earth'ten bulamazsınız. Karaman diye ararsınız Google Earth'ten bulursunuz ama direkt pafta ismi olarak bulamazsınız. Mesela 35'i açalım arkadaşlar. Bakın niye açmadı? Mesela açtık. Buraya üst üste gelmedi. Çünkü bunun bir Kübra ilk dersi izlemeyenler YouTube'da kanalım var. Fatih Adı Güzel. Birinci dersi izlemeniz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bunlar bir hiyerarşik bir şekilde arkadaşlar. Bir konuyu izlemeyenler ikincisini anlayamaz. Şimdi arkadaşlar burada açmadı. Normalde üst üste bilmesi lazım. Neden? Bunun adresi yok. Eğer bir şeyin adresi varsa, koordinat değerleri düzgünse hemen yanına, etrafına neredeyse adresi gelir. O yüzden biz diğer açmış olduğumuz değeri yani 35. zonu üzerine tıklayıp zoom to layer diyoruz. Bakın zoom to layer da burada açtı arkadaşlar. Sonra devam edelim. 36 diyelim. Bakın eğer verileriniz şeyi bu program şöyle bir özelliği var. Maalesef bazı bundan önce bir analiz herhangi bir şey yaptıysanız, bir veri açtıysanız sayfa yenilemeniz yetmiyor. Direkt programı kapatıp yeniden açmanız lazım. Çünkü bakın üst üste geldi. Normalde yan yana gelmesi lazım. Ne yapacağız? Ben bu sefer programı kapatıyorum. Tekrardan programı açacağım arkadaşlar. Bazen analizleri de yapmıyor. Üst üste deniyoruz deniyoruz analizleri yapmıyor. Yenilemek gerekiyor. Yani kalıntı bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Programın da en büyük şeyi açarken biraz bekletir muhakkak. Çünkü ağır bir program. Şimdi arkadaşlar tekrardan açıyorum. Bakın 35. zonu açtım burada. Sonra 36'yı açtım. Bakın ne oldu? Artık yanına geldi. 37'yi açtım. O da yanına geldi. 38'i açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haftalarımız yan yana geldi. Ve bizim haftamız hangisiydi? M31D2 haftasıydı. Bakın normalde haftayı böyle en üste getirdiğimde tam neredeyse yerine oraya oturması lazım. Ama bunun herhangi bir koordinat ve projeksiyon sistemine sahip olmadığı için oraya ne yapmıyor arkadaşlar? Gelmiyor. Yani şöyle tıkladığımız zaman zoom to layer dediğimiz zaman buraya etrafında herhangi bir şey yok. Tekrardan zoom to layer yaptım. Şimdi bakalım pafta M31D2 paftasıymış. Ben bunun orta taraflarda olduğunu biliyorum. Hatta işinizi kolaylaştırmak için önce bir Türkiye haritası açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Türkiye haritası üstüne geldi. Neden? Bunun bir şeyi var. Projeksiyon ve koordinat sistemi var. Label dedim. Bakın nerede? Karaman. Şurada. Demek ki 36. zondaymış. Yani siz 36. zonda olduğunu biliyorsunuz ve şuralarda olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar artık haftamızın. O zaman 36. zonun üzerine gelip
label diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani oradaki etiketini açabilirsiniz 36. zonda. Tabii Karaman paftası olması demek ille de Karaman ilinde olması gerekmiyor arkadaşlar. Bu da bir ayrıntı. Çünkü bu tür paftalarda etrafındaki illere göre isimler veriliyor. Hangi il daha büyükse onun ismi verilir arkadaşlar etrafına göre. Şimdi şöyle bakıyorsunuz. M31D2 arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz. M31 şuralarda bakın. M31 şurada görüyorsunuz paftaları. Zoomlayalım. Evet. 31 D şurası. Evet, paftamız şurada arkadaşlar. M31D2. Yani biz artık projeksiyon atarken hangi zonda olduğunu biliyoruz. 36. zonda. 36. zona göre bir şey yapacağız arkadaşlar. Artık. Şimdi yine aynı şekilde ben bu sefer programı kapatıp açmayacağım çünkü zamansal olarak şey yapıyor. Haftayı sadece alacağım. Koordinat atmayı ona göre göstereceğim. Haftamı tekrardan çağırdım arkadaşlar. Burası çok önemli bakın. Şöyle zoomluyorum. Atacağımız değerler şurada. Gördüğünüz gibi. Nereye atıyoruz koordinatı? Şurada arkadaşlar 556.000'in hemen yanındaki girite çizgiye geliyoruz. Ve 4.177.000'in tam kesiştiği yerde arkadaşlar şuraya koordinat atacağız. Peki bunun menüs şeyi hangisi tools arkadaşlar? Bakın şurada. Georeferencing tools. Onu kaldıralım. Nereden açıyorduk onu hatırlarsanız. Şurada boşluğa tıklıyorsunuz. Georeferencing kısmına gelip açıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Yani şu değerlerin kesiştiği noktalara biz koordinat atacağız. Ama değer girmeden önce arkadaşlar bu çok çok önemli. Geoprocessing kısmından şu auto adjust yani otomatik ayarlama çekini kaldıracağız. Eğer onu kaldırmazsanız ne olur? İlk girmiş olduğunuzda değer şeyin paftanın olduğu yere gitmeye çalışır ve döner arkadaşlar. Çünkü diğer taraflarına daha önce bir koordinat atmadığımız için biz o işlemi en son yapacağız. Yani auto adjust'ı en son çekini atacağız. Orada hataya bakacağız. Ne kadar hatayla girilmiş diye. O yüzden muhakkak çekini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben kaldırdım şu an. Peki sonra yapacağımız işlem şu. Şöyle zoomladım. Şu görmüş olduğunuz add control points. Yani yeşil, mavi ve kırmızı olan renkli kısma tıklıyorsunuz. Normalde şu değerleri yazmanızda fayda var. Bir kağıda yazıp sonra arkadaşlar bu değerleri şu çünkü zoomlayıp o şeye girmeniz lazım. Ben çok böyle kaba bir şekilde giriyorum. Bakın geldim tam köşe noktası kesişti noktaya geldim. Mouse'la sol klik yapıyorum. Sonra sağa tıklıyorum. Şurada gördüğünüz gibi input x ve y şeyi çıkıyor. Yani siz x ve y değerlerini girin diyor arkadaşlar. Input giriş veri girişi kısmı. 556.000 değerini girdim. Bakın x değerimiz. Sonra y değerini giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk koordinat değerimizi girdik. Eğer şu auto adjust kısmını bilmiyorum neden öyle bir şey verdiğini. Yani onlara müdahale edemiyorum maalesef. Yani toplantıya inan müdahale edemiyorum. Grafiklerde nasıl ölçüklerini yeni gördüm. Oradan harita ölçeklendirme layout yaparken tek tek denemek gerekiyor. Biraz böyle uğraşırsanız. Şimdi arkadaşlar tekrardan bakın zoom yaptım ve kesişme noktasına girdim. Input x'ye dedim. 365.000 4.178.000 değerine girdim ve iki tane arkadaşlar gördüğünüz gibi koordinat köşe noktalarının koordinat değerini girmiş bulunuyoruz.
Burada da aynı şekilde. Bakın 4 kere aynı işlemi yapıyorum. Vallahi grup açmadım. Yani bilmiyorum, belki açar mıyım? Ya şunu bir girelim, ondan sonra konuşarız. BBS grubum yok benim. Şeyde grubu var. Facebook'ta grubumuz var. Yani yanlış mı doğru mu girdim, tekrar kontrol edelim. Evet, onlar tam şu köşe noktaları. Şurası. Derece gireceksiniz. Bakarız şimdi, kontrol ederiz doğru mu yanlış mı olduğunu. En son girdiğimizde hata kodlarına bakacağız. O zaman yanlışsa da düzeltiriz. Şimdi arkadaşlar 4 tane yere değerini girdim. Şu kontrol paneli var. Oraya girip değerlere bakabiliriz arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Sonra şurada total RMS error dedi, hata kısmı vardır. Onu görebilmek için az önce hatırlarsanız şu georeferansistikten auto adjust'ı kapatmıştık. Onun aynısı şeyi burada da var. Buna tıkladığımızda bizim hatalarımızı gösteriyor. Bakın 2.4. Yani normalde benim kendi şeyimde söylediğim, şuradan açtım. Viewlink table'da. 2'nin altında olması gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu bu da bir makbul. Çünkü hızlı bir şekilde yaptık. Ben kağıda falan yazmadım. Şimdi o auto adjust'a tıkladığımda nereye gitti? Asıl olması gereken yere gitti arkadaşlar. Yani adresine gidiyor bu. Bunu getirebilmek için hemen PAF'tan üzerinde sağa tıklayıp zoom to layer diyoruz. Ve gördüğünüz gibi zoom to layer yaptım ve şuradaki değerler karşıma çıktı. Biz bunu arkadaşlar artık rectify dediğimiz farklı bir şeye kaydedeceğiz. Koordinatlı bir şekilde PAF'tamız kaydolmuş olacak. Ben şöyle yeni bir klasör atayım. O klasöre kaydetsin, farklı bir klasöre. Bunun için georeferans kısmına geliyoruz. Şurada rectify diyoruz arkadaşlar. Bakın rectify dedim. Bakın tekrar yapıyorum. Georeferansik'e gelip rectify diyorum. Ve karşıma şu ekran çıkıyor. Kaydedeceğimiz yere tıkladığımızda şöyle, nereye kaydetmek istiyorsanız siz kaydedebilirsiniz. Ben yeni klasöre kaydediyorum. Ve PAF'tanın ismi de bakın farklı M31D2 PAF'tası ya, otomatik yanına M31D2 ne yaptı? Bir verdi. Yani farklı bir isim de verdi. Aynı yere kaydedeceğinizi düşünerek. Ben farklı yere kaydedeceğim için o biri de sildim arkadaşlar. Şu formatta TIFF yapın arkadaşlar. Zaten otomatik geliyor ama gelmezse TIFF yapın. Save diyorum. Ve ne oldu? Artık PAF'tamız geldi arkada. Yani kaydetti. Şuraya tıkladığımız zaman artık PAF'tamız kaydedilmiş oldu. Ben bunu kaldırabilirim. Bu tür durumda ben programı tekrardan kapatıp açıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi koordinat attığım PAF'tayı geliyorum masaüstü yeni klasör M31D2 PAF'tasını açıyorum. Bakın Arnold Special Reference uyarısını tekrar veriyor. Şuraya dikkat ettiyseniz koordinat değerleri var. Yine de PAF'tanın üzerine sağa tıklıyorum. Properties diyorum. Properties de şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim girmiş olduğumuz koordinat değerleri burada var. Bir tek şurada special reference yok. O da
projeksiyon sistemi, yani bizim burada az önce açmış olduğum işte 36. zona göre yapmamız lazım. Eğer siz bunu 36 değil de 35-37 gibi zonlarda açarsanız doğru yerde açmaz. Batısında ya da doğusunda açar arkadaşlar. Şimdi bunu şeyini belirleyebilmek için, projeksiyonu tanımlayabilmek için yapacağımız işlem, yani burada koordinat, projeksiyon değişimlerin, dönüşümlerin yapıldığı toolbox'taki bizim menümüz arkadaşlar, Data Management Tools, yani veri yönetim araçları. Bu araçlardan şu aşağıya doğru geliyoruz arkadaşlar. Projects and Transformation'a geliyoruz. Bizim bütün dönüşümlerin, tanımlamaların yapıldığı yer burası arkadaşlar. Eğer ilk defa bir projeksiyon tanımlayacaksanız Define Projection'a tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada haftamızı getiriyoruz bakın. Şu haftamızı getirdikten sonra arkadaşlar Unknown diyor, bilinmeyen diyor. Şuradaki el işaretine tıklıyoruz. Ve burada biz tanımlamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Nereden yapacağız? Yapacağımız işlem şu coğrafi koordinat sistemi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz artık coğrafi koordinatla çalışmıyoruz. Project koordinat sisteme geliyoruz arkadaşlar. Bunu açtık. Oradan UTM, buradan UTM'e, hep burada olacaksınız. Bizi en çok ilgilendiren Türkiye'de yapacağımız işlemden biri Europa, biri de VGS 1984 arkadaşlar. Şimdi bu PAF'da eski bir PAF'da olduğu için ED50, yani Europa projeksiyon sistemini yaptıkları için biz Europa'yı seçiyoruz. Europa'da arkadaşlar European Datum 1950 UTM Zone 36'yı seçiyorsunuz bakın bunu. Okey diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve bakın şurada şeyi yapıyor. İşlemi yapıyor şu an. Şu an tanımlamayı yaptı. Bakalım. Üzerine sağ tıkladık. Properties. Az önce undefined diyordu. Artık tanımlanıyor arkadaşlar. Bir tek şey işlemimiz kaldı. Şurada Unknown Unit. Buranın bu tür şeylerin birimi metrik olduğu için, metre olduğu için bunu metre yapacaksınız. Şurada boşluğa tıklıyorum arkadaşlar. Bakın. Data from properties diyorum. Oradan general kısmına geliyorum. Şu kısımda units yazıyor. Map kısmından metre, display kısmında metre yapıyorum. Uygula diyorum, tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar haftamız artık projeksiyonu ve koordinatı atılmış bulunuyor.